UEFA Disiplin Kurulu'na 2011 yılındaki şike dosyası nedeniyle savunmasını veren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın duruşmadaki diyaloglara ortaya çıktı. UEFA'daki duruşma sırasında hakkında ömür boyu men istenen Başkan Aziz Yıldırım, raporu hazırlayan UEFA Disiplin Müfettişi Palacios'a birbirinden sert sorular sordu. Aziz Yıldırım'ın bunun karşılığında cevap alamaması ise şaşırttı. Yıldırım'ın sorduğu sorulardan bazıları şunlar. Siz özel yetkili mahkemeler Türkiye'de kaldırılsın diye parlamentolarınızda, komisyonlarınızda Türkiye'ye akıl ve görüş bildirmenize rağmen şimdi hangi gerekçeyle ülkemizde kaldırılan özel yetkili mahkeme kararlarını esas alıyorsunuz? Raporunda belirtilen şike ve teşvik iddialarına dair bana bir tek somut delil göster, savunmayı bırakıp gideceğim. Kas davasını çektiğimiz için cezamızın ağırlaştırılmasını mı talep ediyorsun? Kas davasını neden çektiğimizi git UEFA Başkanı Platini'ye sor. 58. madde değiştirilerek Fenerbahçe'ye menfaat sağlandığını söylüyorsun. Dersine iyi çalışmamışsın. 58. maddenin değiştirilmesine tek karşı çıkan kişinin ben olduğumu dahi bilmiyorsun raporunda bana örgüt lideri olduğum için ceza verilmesi gerektiğini iddia ediyorsun. Bu iddianı sadece özel yetkili mahkemenin delillerine ve kararlarına dayandırıyorsun. Peki bu örgüt suçlamasıyla ilgili karar yargıtayda bozulduğu takdirde yazdığım bu rapor ne olacak? Sadece kesinleşmemiş bir yargı kararına dayanarak yapılan bu disiplin yargılaması UEFA sulh ve esaslarına uygun mudur? Ya da benzer davalarda yerel mahkemelerin ceza kararlarının kesinleşmesi beklenirken bu uygulamayı Fenerbahçe ve bizler için neden göz ardı ediyorsun? Bu acelenin gerekçesi nedir? Raporda yer alan ve nedeni tarafımızca bilinmeyen bir şekilde değiştirilen ilk disiplin müfettişi David Kessler'in 18 Haziran 2012 tarihli yazısıyla bu rapor arasındaki temel farklılıkların sebebi nedir? Ben ve yöneticilerimiz tutukluyken dahi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını uygun gören ve sadece Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu kararlarını esas alan bu görüş neden ve niçin birkaç ayda değişti? Bunu açıklamak zorundasın. Bizim şike yaptığımızı iddia ediyorsun. Raporunda şike yapıldığı iddia edilen maçları bile yanlış yazıyorsun. Siz Fenerbahçe'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir spor kulübünü böyle gayri ciddi iddialar içeren bir raporla yargılayamazsınız. Bu rapor sana birileri tarafından yazdırılmış. Raporunla ilgili sana sorulan sorulara cevap dahi veremiyorsun. O halde bu raporun altında neden imzan var? Aziz Yıldırım'ın bu soruları karşısında UEFA Disiplin Kurulu'nda duruşmanın üyeleri de şaşırırken artık gözler verilecek karara çevrildi. UEFA Fenerbahçe ile ilgili kararını bugün ya da en geç yarın açıklayacak.